2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 tarihinde sona ererek resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyon aşkın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci yaz tatiline girecektir. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar ve eğitim alanında hayata geçirilen piyasacı ve din eğitimi merkezi uygulamalar 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri derinden etkilemiştir. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya bırakılırken eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca yapılan düzenlemeler, sistem değişiklikleri ve fiili uygulamalarla sürdürülmüştür. 2018-2019 eğitim öğretim yılına damgasını vuran gelişme AK Parti'nin siyasal ideolojik hedeflerine paralel olarak hazırlanan 2023 eğitim vizyon belgesi olmuştur. Vizyon belgesi kapsamında eğitim sisteminin bütün kademelerinin daha piyasacı ve inanç merkezli olarak yeniden yapılandırılması, öğretmenlik meslek kanunu üzerinde öğretmenlik mesleğinin rekabet ve performans ekseninde iyice itibarsızlaştırılması, okul yöneticiliğinin işletmeci bir anlayışla profesyonelleştirilmesi ve benzeri gibi gündemler, son olarak orta öğretim sisteminde yapılan değişikliklerle 2018-2019 eğitim öğretiminde öne çıkan tartışma başlıkları olmuştur. Bugün eğitim sistemimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinden oldukça uzak ve giderek dinsel içerikler kazanan muhafazakar egemen ideolojinin yoğun baskısı ve denetimi altındadır. Toplumsal yaşamın her alanında görülen cinsiyetçilik ve cinsiyetçi uygulamaların en yoğun görüldüğü alanların başında eğitim gelmektedir. Eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi anlayış, farklı inanç, kimlik ve mezhepleri yok saymayı ısrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin layık bilimsel eğitim konusunda olduğu gibi ana dilde eğitim konusunda da olumsuz sicili aynen devam etmektedir. Eğitim sisteminin yıllardır çözüm bekleyen sorunları arasında yer alan ikili öğretim, niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimi özelleştirme adımları, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, fiziki altyapısı yetersiz okullar, okullarda öğrenciler arasında ve öğretmenlere yönelik şiddet, öğrencilerin MEB eliyle dini cemaat ve vakıfların siyasal istismarlarına açık hale getirilmesi, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, norm kadro ve tayinlerde yaşanan sorunlar, ataması yapılmayan öğretmenler ve benzeri gibi sorunlar bu yılda çözümsüz bırakılmıştır. Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu halkın en temel gündemini oluşturmayı sürdürmektedir. Çocuklar eğitim hakkında eşit koşullarda yararlanamamakta, çocuk yaşta evlenmenin önüne geçen adımlar atılmamaktadır. Yoksul emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar eğitim hakkında eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanamamaktadır. Bölgesel, cinsel, sınıfsal ve benzeri eşitsizlikler gibi en temel sorunlar iktidarın çözmekten bir yana daha da derinleştiği temel sorunlar çözülmemekte bir yana daha da derinleşmektedir. Eğitimde siyasal kadrolaşma uygulamalarının yukarıdan aşağıya doğru organize bir şekilde gerçekleştirilmesi, okullarda yaşanan şiddetin artması, eğitim emekçilerine yönelik çeşitli saldırı ve tehditlerin, ihraç, açığa alma ve sürgün ve benzeri hız kesmeden sürmesi gibi uygulamalar okullarımızın fiilen kışa ya da cezaevi haline getirilmesine neden olmuş, en temel sendikal faaliyetlerimiz sık sık soruşturma konusu yapılmıştır.